Herkese merhaba. 8. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı çıkmış sorular 3. videoyla karşınızdayız. Önceki videolara kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Evet, bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şıklarımıza. Biz yazısı, deneme, söyleşi, anı okuyoruz. Birçok yerle ev sahipliği yapan Giresun, tarihi mekanları ile de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Karadeniz'in tek adası olan Giresun Adası, kıyının biraz ilerisinde. Adaya gidip Karadeniz bölgesine bir de karşıdan bakmalısınız. Anıt, mezar, tarihi saray kalıntıları, mağaralar, surlar ve taş kabartmaları barındıran Giresun Kalesi de görülmeye değer yerlerin başında geliyor. Giresun Müzesi, Bedrama Kalesi, tarihi Hacı Miktap Camisi, koruma altına alınmış Giresun evleri, İnsanı tarihi farklı dönemlerine götürüyor. Evet, bu bir deneme, bir söyleşi, bir anı değil, değil mi? Gezilen, görülen yerler hakkında bilgi verilen bir gezi yazısı. Dolayısıyla cevabım A seçeneği olacaktır. Diğer soruma geçtim. Fiilimsizlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Fiilimsizler yardımıyla uzun cümleler kurulabilir. Doğru. Fiilimsiler cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevlerinde kullanılır. Evet, çünkü üç tür zaten fiilimsim var. İsim, sıfat ve zarf fiillerim. Fiilimsiler her zaman cümlenin başında bulunur. Hayır, cümlenin ortasında da bulunabilir. Bazı fiilimsiler cümlenin sonunda da bulunabilir. Dolayısıyla C yanlış seçeneği. Fiilimsi ekleri fiil kök ve gövdelerine gelir. Evet, fiilimsi fiil köklerine veya gövdelerine gelir. Bunu da biliyoruz. Cevabımız C seçeneği olmalı. Evet, diğer sorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde edilgen fiil yoktur? Neyle yapıyorduk edilgeni? L veya neyle yapıyorduk? Araçlarda bulunması gereken, bakın, bulunması gereken malzemeler. Olası bir kaza düşünülen, bakın, bir de var. Belirlenmiştir yine. Belirlemek. Var yine. Bir kaza olduğunda öncelikle yaralılara ilk yardım yapılmalıdır. Yapmalıdır demiyor. Yapılmalıdır. İkide de edilgen fiil var. İlk yardım hayat kurtarır. Burada yok. Kurtarılır deseydi edilgen olurdu. Ama burada kurtarır demiş etken. C'miz etken. D'deki bulundurulmalıdır. Var yine. Dörtte de var. Cevabım C seçeneği olmalı. Evet, diğer soruma geçtim. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Anlatım bozukluğu arıyoruz. Ben de buradayım diye yüksek sesle bağırıyor, etraftakilere öfkeli gözlerle bakıyordu. Ben de buradayım diye yüksek sesle bağırıyor. Şimdi bağırmak zaten yüksek sesle olmaz mı? Değil mi? Yani burada bir gereksizlik var. Yüksek sesle bağırmak. Zaten bağırdığınız zaman sesiniz yüksek olur. Alçak sesle bağırmak olmaz ki. Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanımı deriz. Cevabımız A seçeneği. Evet, bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bir anlatım bozukluğu arıyoruz. Köyü ziyarete gittiğimizde dağ bayır demeden gezerdik. Yolumuzun üstündeki köy yeri ziyaret eder, köyün halini hatırını sorardık. Bu samimi ve içten insanların ikramını geri çeviremezdik. Samimi, içten, bu ikisi aynı şey değil mi? Samimi, içten, değil mi? Tabii gereksiz sözcük kullanılmış. Aynı anlama geldikleri için cevabım C. Karnımız tok, içimiz huzur dolu, tekrar yola çıkardık. Bu kadar yok, cevabım C. Evet, diğer soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı belli değildir? Cümlelerden hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı belli değildir? Yani edilgeni arıyoruz. Güzel ahlaklı insanlar çok sevilir ama kim tarafından sevilir belli değil. İşte alın size edilgen. Diğerlerine bakalım. Gül desen neşeler almak istiyorum. İsteyen kim? Ben etken. Başarmak istiyorsan kim çok çalışmalısın? Kim çalışmalı? Sen etken. Küçük çocuk hareketleriyle dikkat çekiyor. Kim dikkat çekiyor? Küçük çocuk yine özlem belli. Bu da etkendir. Cevabı A seçeneği edilgen. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamda kullanılmıştır? Terim olan sözcüğü arıyoruz. Alvakandaki kötü kolesterolü düşürerek vücudu damar sertliğinden korur. Ağızdaki yaraların iyileşmesini hızlandırır. Sinir sistemini güçlendirip mide ve bağırsakları zararlı mikroplardan koruyarak hazımsızlık sorunları önler.
cildi ve tırnakları zinde tutan ve daha sağlıklı hale getirir. Şimdi zinde terim değil biliyorsunuz. Damar sert bir değil. Bakın iki tane sözcük kalıyor. Kolesterol ve mikrop. Sizce hangisi terim sözcük? Kötü kolesterol düşürerek zararlı mikroplardan. Mikrop terim olamaz değil mi? Ama kolesterol bir rahatsızlık. Yani bir değer bunun düşük olması ya da yüksek olması nedir? Bir rahatsızlık olabilecektir. Tıpta kullanılır. Cevabımız terim olan kullanılmamıştır diye sormuş. Tekrar bir bakalım. Şimdi kolesterol tamam, mikrop da tamam. Damar sertliği terim. Terim olarak kullanılmaz ki damar sertliği. Zinde de asıl denizde ama damar sertliği bir terim değildir. Şunu çarp koyalım. Şu B seçeneğinde bir hata var. Yani iki cevaplı bir soru. Evet, küçük çocuk yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmesine yardım etti cümlesinin ögeleri aşağıdaki yerden hangisine doğru verilmiştir? Yardım eden kim? Küçük çocuk. Özne. Değil mi? Özne ile başlayacak. Küçük çocuk neye yardım etti diye sorduğunuz zaman yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmesine yardım etti cevabını alırsınız. Dolayısıyla neye? Bakın E dedim yine dolay tümleç özne. Olay kimmiş? Diğer adıyla yer tamlayıcısı yüklem olmalı. Özne yer tamlayıcısı yüklem. C seçeneğinde cevabım mevcut. Cevabım onun için C olmalı. Evet, bu parçada araçla gösterilen yerleri aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Okuduğum her kitap için birkaç satır, birkaç cümle yazmaya çalışıyorum. Bilgi koyarım. Yazdıklarımın bir kısmı belki sıradan düşünceler, sıradan ifadelerdir. Bunları defterimde gün gün biriktirir. Bir kısmı ise bunlar okurun işine yarar değerlendirmelerdir. Direk yayınladığım yazılardan ibarettir. Buraya nokta geleceğinin de farkındasınız değil mi? Virgül ve nokta olan, zaten bakın bu sorularda çok önemlidir bunu yapmak. Buraya ne gelmeli? Şimdi tek bir seçenek olduğu için işimiz daha kolay. Çünkü aradığımız cevap tek bir seçenekte var. Buraya belki sıradan düşünceler dedikten sonra zaten virgül koyduğu için buraya tekrar virgül koymamamız gerekir. Buraya noktalı virgül koyarız. Noktalı virgül. Bunlar defterimde gün gün birikir. Nokta. Çünkü büyük harfle başlamış. Nokta koyarım. Bir kısmı ise dedikten sonra büyük harfle başlayıp yine noktayla bitirmiş. Virgül, noktalı virgül, nokta. Tekrar nokta cevabım C olmalı. Unutmayınız ki cümlenin bir kısmında veya sonrasında, öncesinde veya sonrasında konulması gereken işaretin öncesinde veya sonrasında virgül bulunuyorsa ve cümle varsa, bir şeyi sıralamıyorsa virgül konmaz, noktalı virgül konur. Dolayısıyla cevabım C. Evet, aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tamlayıcısı uygulanmıştır? Yani yüklemden önceki sözcük zarf cümleci olmalı. Salı günü okulda küçük bir kermes düzenleyeceğiz. Kim? Biz. Ne düzenleyeceğiz? Küçük bir kermes. Nesne vurgulanmış. Nerede? Okulda. Ne zaman? Salı günü. Bakın burada vurgulanan ögemiz nesnedir. Aa gitti. Misafirlere yeni evlinin odalarını gezdirmişti. Kim gezdirmişti? O. Nereyi ya da neyi gezdirmişti? Yeni evlerinin odalarını gezdirmişti. Yine nesne. Tüm arkadaşlarımla mahallede top oynadık. Top oynadık ya da ne oynadık? Top oynadık, biz oynadık desek. Tüm gün arkadaşımla nerede oynadık peki? Mahallede mi? Yaptığı konuşma herkesi derinden etkilemişti yüklem. Ne etkilemişti? Yaptığı konuşma. Kimi etkilemişti? Herkesi. Derinden, nereden? Derinden etkilemişti. Cevabımız C seçeneği olmalı. Neden C seçeneği olmalı? Çünkü burada da yine farklı bir öge uygulanmış A'da da. B'de de ama C'ye baktığınız zaman tüm gün, ne zaman, tüm gün arkadaşlarımla, kimler, nerede, mahallede, ne oynadık, top oynadık. Yeni evlerin odalarını, küçük bir kermes, mahallede top oynadık, nesne, mahallede, yaptığı konuşma herkesin derinden etkilemişti. Şöyle diyebiliriz. Yaptığı konuşma kimi herkesi nasıl etkilemişti derinden. Hani ancak bu şekilde cevabımız çıkıyor. Nereden etkilemişti derinden. Tabii bu biraz saçma. Hani bir yerden değil de bu daha çok etkilenmek amaçlı olduğu için. Diğerlerini de kontrol ettik zaten.
Dolayısıyla cevabımız B olmalı. Burada top oynadık ya da oynadık. Ne oynadık? Top. Nerede? Mahallede. Hani zarf tümleci en başta kalıyor zaten. B'de zarf tümleci yok. Yani zarf tamlayıcısı yok. A'da var. Ne zaman? Salı günü. Ama uygulanması için unutmayın ki yüklemden önce gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla cevabım, baktım bir problem var mı diye ama yokmuş. Burada nasıl etkilemişlerinden etkilemiş cevabım. D seçeneği olmalı. Unutmayın ki nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, neden gibi sorular zarf tamlayıcısına yani cümlecine cevap verir. Burada olduğu gibi nasıl sorusuna cevap verir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.